Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Sevgili seyirciler, haftanın ardından öne çıkan gelişmelerde Şirin Erdoğan arkadaşımız sizlerle birlikte oluyordu. Olmaya da devam edecek elbette ama kendisinin de engin hoşgörüsüyle bu hafta çok özel bir konumuzla birlikte sizlerin karşısındayız. Evet, geride bıraktığımız 7-14 Ocak tarihleri arasında Beyaz Boston Görme Engelliler Haftası'nı kutlamıştık ve yine haber bültenlerimizde dünyada farkındalık oluşturmak adına kutlanan bu haftada Aksaray'daki görme engelli bireylerin haberlerine yer vermiştik. Konuğumuz ise müzik öğretmeni Cumali Sinan Kılı. Sayın Kılı, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Evet, geçtiğimiz haftalarda Beyaz Boston Görme Engelliler Haftası'nı kutladık. Farkındalık oluşturmak için 68 Aksaray Gençlik ve Spor Kulübü olarak birçok etkinliğe imza atıyorsunuz ve bu etkinlikler kapsamında da bugün stüdyomuzda, haber merkezimizde konuksunuz. Hı hı. Öncelikle biraz sizi tanıyalım. Cuma Ali Sinan Kılı ben. Aksaray'da Yavuz Sultan Selim Yatılı Bölge Ortaokulu'nda müzik öğretmeniyim. Kendim Aksaraylıyım ama 6 senedir, bu 7. senemiz Aksaray'da şu an görev yapmaktayım. Kulüple ilk tanışmam bir 3 sene önce falan oldu. Farklı spor dallarında daha önceden de yine farklı kulüplerde görev almıştım. Şu an Aksaray, 68 Aksaray Görme Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü'nde aktif sporcu olarak görev yapmaktayım aynı zamanda. Peki branşınız nedir Sayın Sinan Kılı? Ben genelde golbol ve satranç müsabakalarında görev almaktayım, sporcu. Evet, birazcık da rahatsızlığınıza değinmek istiyorum. Doğuştan gelen bir rahatsızlık mı? Rahatsızlığımız doğuştan gelen. İşte belli dönemlerde ameliyat geçirdik ama çok başarılı bir ameliyat geçiremedik. Hı. Hani doğuştan olduğu için ve özellikle bizim halk arasında göz tansiyonu dediğimiz glokom rahatsızlığının da verdiği bir etkiyle çok fazla başarılı ameliyatlar da geçirmedik. Bu şekilde hayatımızı devam ettirmeye çalışıyoruz. Evet, 68 Aksaray Görme Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü çatısı altında birçok başarılı sporcu, özellikle görme engelli sporcuyu ağırlıyor ve destek oluyor. Ve 53 sporcumuz var sanırım. Hı hı, doğrudur. Dernek çatısı altında ve gerçekten ulusal ve uluslararası spor branşlarında da madalyalar ve kupalar getiriyor. Evet. Sporcularımız. Hı hı. Dernek başkanımız Yusuf Çıtay'a da buradan sevgilerimizi gönderelim. Selamlarımızı gönderelim. Hı hı. Başka neler söylemek istersiniz bizi izleyenlere? Biz derneğimiz çatısı altında farklı spor müsabakalarına katılıyoruz. Dediğiniz gibi çeşitli branşlarda madalyalar getirdik. Hı hı. İşte yükselme maçlarından çıkıp lige yükseldiğimiz branşlarımız oldu. Başkanımız da bu anlamda bize çok destek oluyor. İşte tabiri caizse gecesini gündüzüne katarak her faaliyetlere olabildiğince yetişmeye çalışıyor. Çok azimli bir başkanımız var. Ben de buradan sizin aracılığınızla selam gönderiyorum kendisine. Bunun yanında aynı zamanda biz bazı kurslar da düzenliyoruz. İşte eğitim kursları biliyorsunuz birkaç aya kadar engelli KPSS kursu sınavı düzenlenecek. Bu sınav kapsamında kurslarımız var. Bunun dışında bilgisayar kursları, işte yazın bağlama kursları gibi işte değişik kurslar da düzenleniyor. Bu şekilde faaliyetlerimiz var. Seyircilerimizden ricamız, eğer yolları düşerse inşallah uğrayıp çayımızı içmelerini de bekliyoruz. Peki dernek binamız nerede? Bir adres verecek olursak. Seyircilerimizi davet ettik madem. Dernek binamız Fatih Mahallesi'nde, bu Endüstri Meslek Lisesi'nin hemen arkasında, hı hı. Güven Apartmanı'nın zemin katında. Zaten rahat bulunabilecek bir yerde. Peki o zaman tüm seyircilerimizi 68 Aksaray Görme Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü'ne bekliyoruz. Şimdi Sayın Sinan Kılı, biz sağlıklı bireyler olarak
mutsuzuz, her şey hayatımızda engel görüyoruz. Bu yaşam sevinci ve azim nereden geliyor? Yani neler söylemek istersiniz bizi izleyenlere? Gerçekten büyük başarılara imza atıyorsunuz ve hayatınızdaki hiçbir şey engel değil. Bu azim nasıl, nereden geliyor? Şimdi her şeyden önce ben bununla doğdum. Kendim için düşünmem gerekirse. Ben her şeyden önce bununla doğdum ve bununla büyüdüm. Bugüne kadar hani ben niye böyleyim veya ben niye engelliyim, niye normal bir insanlar gibi davranamıyorum diye herhangi bir şikayetim olmadı. Bu anlamda arkadaşlarım da çok takdir ederler beni. Sonuçta biz bununla büyüyoruz. Yani yapamadığımız şeyler illaki belki vardır ama yapabildiklerimiz de bizim aslında çok farklı bir insan olmadığımızı gösteriyor. Ya bugün ben öğretmenim, işte etrafımdaki insanlar kimisi memur, yine öğretmenler var. Farklı branşlarda arkadaşlarımız falan var. Ama biz her şeyden önce halimizden şikayetçi olmadığımız için biraz mutluyuz. Herhangi bir olumsuz şeye kapılmıyoruz, biz niye engelliyiz diye. Çünkü yeri geldiğinde her insan bir engelli adayıdır. Bugün normal bir birey, yarın farklı olabilir. Çünkü sonradan da engelli olan insanları biliyorum ben. Evet, onlar haklısınız. Bize göre daha karamsar davranıyorlar. Çünkü onlar görmenin veya engelsizliğin ne olduğunu biliyorlar bedensel anlamda. Onlar sonradan kaybettikleri için biraz daha karamsar oluyorlar ama biz dediğim gibi bununla yaşadık, bununla doğduk, bununla da yaşamaya devam edeceğiz. O zaman hayatımızdaki her olumsuzluğa karşı yaşam azmimizi yitirmiyoruz. Tabii. Mesajımız tabii, kesinlikle. Bu. Evet, mesajımız bu. Peki yine Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nda Belediye Başkanımız Sayın Haluk Şahin Yazgı'yı ziyaret ettiniz. Hı hı. Sporcular olarak kupalarınızı getirdiniz. Belediyenin destekleri nasıl derneğinize ve engelli bireylerimize karşı? Belediyemiz her zaman için desteklerini bizden esirgemediler. Özellikle Belediye Başkanımız Sayın Haluk Şahin Yazgı ve eşleri Hasibe Hanım Efendi'ye bu anlamda çok teşekkür ediyorum. Biz belediyeye ne zaman bir taleple gitsek hep olurla karşılandık. Bugün bizim başarılarımızla illaki onların da bir katkılar var. Belediyemize, çalışanlarına, özellikle söylediğim gibi Başkanımız Sayın Haluk Şahin Yazgı'ya ve eşlerine çok teşekkür ediyorum. Ve desteklerinin devam edeceğine de inanıyoruz. Bize o güveni veriyorlar. Bunlara çok müteşekkiriz. Sayın Sinan Kılı, biz teşekkür ediyoruz. Hazır mısınız peki? Hazırım. Bugün sevgili seyirciler, haftanın ardından öne çıkan gelişmeleri müzik hocamız Sayın Cumali Sinan Kılı sunacak. Aksaray Belediye TV'de haftanın ardından öne çıkan gelişmeler Cumali Sinan Kılı'nın sunumuyla sizlerle. Çeşitli etkinliklerle kutlanan Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nda Aksaray'da 5 yıldır faaliyet gösteren 68 Aksaray Görme Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü de spor faaliyetlerinin yanında sosyal, kültürel ve eğitim alanlarında çalışmalarını sürdürüyor. Aksaray'da hiç görmeyen, az gören ve albino olan merkeze bağlı okullarda 43, toplamda ise 300'e aşkın görme engelli birey bulunuyor. 68 Aksaray Görme Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü'ne üye 53 görme engelli sporcu ve 78 üye çeşitli faaliyetlerle farkındalık oluşturmak için çalışıyor. 2017 yılında Aksaraylı görme engelli sporcular golbol yüzmede Türkiye şampiyonluğu, futsalda Türkiye ikinciliği, düzenlenen özel santraç turnuvalarında Türkiye genelinde ikincilik, bireysel sporlarda judoda bir Türkiye şampiyonluğu, bir ikincilik, bir de üçüncülük, atletizmde iki altın, bir gümüş ve bir bronz madalya olmak üzere başarılarıyla bizleri gururlandırdılar. Engellerinin hayatta hiçbir şeye mani olmadığını her alanda kanıtlayan sporcuların ve engelli tüm bireylerin sosyal hayatlarını kolaylaştıracak birçok hizmette bulunan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, kulüp çatısı altında büyük başarılara imza atan sporculara tam destek vermeye devam ediyor. Aksaray Belediye Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Ben sunucunuz Cuma Ali Sinankılı. Haftanın ardından öne çıkan gelişmelerle karşınızdayız. Haber turumuz başlıyor. Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımı ile AK Parti Aksaray 6. Olağan
il kongresi yapıldı. Tek liste gidilen seçimde il başkanı Hüseyin Altınsoy güven tazeledi. İşte Özçelik! İşte başta Özçelik'imiz olmak üzere bütün Türkiye'miz aydınlık yarınlara götürecek olan Atatürk'ler sizleri selamlıyor. Teşekkür ediyoruz. Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda yapılan kongrede İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Milletvekilleri Cengiz Aydoğdu, Mustafa Serden geçti ve Grup Başkan Vekili İknur İnceöz söz alarak birer konuşma yaptı. Partisinin Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen Aksaray 6. olan İl Kongresi'ne katılarak partililere hitap eden Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti kongrelerinde bir bayrak yarışı, bayrak değişimi var. Bayrak değişiyor ama hizmet aşkı, parti sevgisi asla azalmıyor. Değerli kardeşlerim, AK Parti kongrelerinde bir bayrak yarışı var, bir bayrak değişimi var. Bayrak değişiyor ama hizmet aşkı, parti sevgisi asla azalmıyor. Bu salonlardaki 4x4 bayrak yarışına benzemiyor. O yarışlarda biliyorsunuz ne oluyor? Bayrağı biri getiriyor, yolun yarısında bir başkasına veriyor. Bayrağı verdiği koşmaya devam ediyor. Bayrağı teslim eden de olduğu yerde duruyor. Ama AK Parti de öyle değil. Bayrağı veren de, bayrağı alan da birlikte koşmaya devam ediyor. Aynen Abdülkadir Karatay gibi, aynen Hüseyin Altınsoy gibi. İşte ikisi de burada, ikisi de AK Parti için, gelecek için çalışmaya, hizmet etmeye devam ediyor. Parti yönetiminde bugüne kadar görev alanlara teşekkür eden Yıldırım, AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy'a görevinde başarılar dileyerek 2018 yılının icraat ve yatırım yılı olduğunu söyleyerek hızlı tren başta olmak üzere Aksaraylılara müjdeler verdi. 2002'de hükümeti devraldığımız ilk günden itibaren Aksaray'ın bütün sorunları üzerine kararlılıkla gitti. Belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle ve bütün teşkilatımızla Aksaray'da bir kalkınma seferberliği başlattık. Aksaray tabii ki 15 yıllık AK Parti iktidarının nimetlerinden en iyi şekilde yararlandı. Son 15 yılda değerli kardeşlerim, Aksaray 7 milyar liralık yatırım ve destek aldı. 7 katrilyon, helali hoş olsun Aksaray'a, daha fazlasına layık. 2019 seçimlerinin önemine değinen Başbakan, 2019 seçimlerinin diğer seçimlerden önemli bir farkı var. 16 Nisan 2017'de yaptığımız değişiklikle 2019 seçimlerinde artık Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi devreye girecek. 2019'da önce Mart ayında belediye seçimlerini yapacağız. Belediye seçimlerinde Aksaray yeniden durmak yok, yola devam diyecek. Daha sonra Kasım'da Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili seçimleri var. Cumhurbaşkanlığı seçimi artık millet tarafından yapılacak. Bunun için de %50'den fazla oy lazım. Çıtayı yükselttik. Aksaray çıtayı yükseltti. Zaten Aksaray'ın çıtası hep %50'nin üzerinde gidiyor ama Aksaray çıtayı daha da yükseltirse Türkiye'nin çıtası da yükselir. Onun için size büyük iş düşüyor. İnşallah bu seçimlerde de yine bir destan yazacağız diyerek konuşmasını tamamladı. Başbakan Binali Yıldırım ve beraberindeki heyet daha sonra Ankara'ya döndü. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, AK Parti Aksaray İl Başkanlığı 6. Olağan Kongresi'nde konuştu. Başkan Yazgı konuşmasında AK Parti'nin ve sizlerin hizmetkarı olmaktan gurur duyuyorum diyerek herkese teşekkür etti. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'a seslenerek bir kez daha diyoruz ki yolun yolumuzdur, davan davamızdır, sevdan sevdamızdır. Bu dün de böyleydi, bugün de böyle, gelecekte de böyle olmaya devam edecektir diye konuştu.
İl kongresinin Aksaray'a ve Türkiye'ye hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Yazgı, AK Parti hareketinin bir neferi olmaktan, büyük bir davanın mensubu olmaktan, sizler gibi dava arkadaşlarına sahip olmaktan büyük bir şeref ve gurur duyuyorum dedi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, göreve geldiği günden bugüne Aksaray Belediyesi olarak yaptıkları hizmetleri anlattı. Evet, kongreler her zaman için bizlerin bir düğünüdür, bizlerin bir gururudur. Yenilenmenin, değişimin, dönüşümün adıdır. Burada daha önce görev yapan değerli arkadaşlarımıza teşekkür ederken, yeni oluşacak ekibimize de şimdiden başarılar diliyorum. Tabii ki teşkilatta görev yapmış bir kardeşiniz olarak, önce il yönetiminde, sonra merkez ilçe başkanı olarak ve belediye meclis üyesi ve daha sonra da Rabbimin nasibiyle 4 sene boyunca da belediye başkanlığı görevini yapmaktayım. Size şunu çok açık ve net bir şekilde söylemek istiyorum ki, bu ailede bulunmak, bu teşkilata mensup olmak benim için bir gururdur, onurdur, şereftir. Allah'ıma hamd olsun, şükürler olsun. Teşkilatımız aynı zamanda bir okuldur, bir öğreticidir. Önce kendini öğretir, kendini tanıtır. Ardından şehrini, ülkesini, dünyayı ve sonunda da liderini, yani Sayın Cumhurbaşkanımızın, kurucu genel başkanımızın emirleriyle, talimatlarıyla da bizler hizmetlerimize devam ederiz. Yaptığımız her işte, yaptığımız her çalışmada Sayın Cumhurbaşkanımızın tarihten gelen bir sözü her zaman kulaklarımızdadır ve her zaman da düsturumuzdur. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Ve biz hangi işi yaparsak, hangi adımı atarsak, hangi projeyi gerçekleştirirsek gerçekleştirelim, öncelikle bütün kesimin her türlü ihtiyaçlarını notlarını alırız. Kadınlarımız için yaptığımız projeler, gençlerimiz için yaptığımız projeler, yine engelli kardeşlerimiz için, taraftarlarımız için, gençlerimiz için, emeklilerimiz için, yaşlılarımız için yaptığımız birçok çalışmada mutlaka bu düstur vardır ve bu düsturla bizler hareket ederiz. AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy mazbatasını aldı. Aksaray Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesi salonunda düzenlenen mazbata töreninde AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy mazbatasını 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hakim İlker Akkaş'ın elinden aldı. Mazbata töreninde Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Merkez İlçe Başkanı Hamza Aktürk ve yeni yönetim kurulu üyeleri katıldı. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, vatandaşların istek ve ihtiyaçlarını dinlemek amacıyla her hafta salı günü vatandaşların makamında ağırlamaya devam ediyor. Başkan Yazgı, halk gününe katılan herkesin derdini anlattığı buluşmanın vatandaşları dinlemek açısından önemli olduğunu söyleyerek görüşmeye gelen vatandaşları dinledi. Farklı kesimlerden buluşmaya gelen vatandaşlar ise yaşadıkları sıkıntıları dile getirerek çözüm noktasında Başkan Yazgı'dan yardım istedi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, MÜSİAD Aksaray Şubesi'nin geleneksel dostluk meclisi toplantısına katıldı. Başkan Yazgı, 4 yıllık çalışmalarını Sinevizyon eşliğinde anlattı. İçme suyu projesinden yeni sanayi projesine, Efor Kavşağı alt geçidinden Piri Mehmet Paşa Çarşısı'na, Selçuklu Parkı'ndan Uluırmak Kent Parkı'na, asfalttan yeni yol çalışmalarına, yatırımlardan sosyal ve kültürel faaliyetlere kadar sayısız çalışmanın yer aldığı slide gösterisiyle sunduğu faaliyet raporunun ardından bir değerlendirme yapan Başkan Yazgı, yeni projeler hakkında katılımcılarla görüş alışverişinde bulundu. Evet, burası Kocaslan Nikah Sarayımız. Altında kafeteryamız var, piramit kafe. Üstünde de nikah salonumuz var. Burası yazın çok faal olduğu gibi kışın da yine kullanımı devam ediyor. Yavuz Sultan Selim mahallemiz zor bir mahalle. Toprak yapı olarak, zemin olarak. Çünkü çok çabuk çöken bir yer. Dolayısıyla kanalizasyon ve su çalışmamız biraz ağır gidiyor ama çok şükür az bir kısmı kaldı, tamamlamak üzereyiz. Bittiği zaman o bölgenin su ve kanalizasyon ihtiyacı tamamlanmış olacak. MÜSİAD Aksaray Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Dağdaş ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda iş adamı katıldı.
MÜSİAD Aksaray Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Dağdaş ise toplantıda derneklerinin vizyon ve çalışmalarını anlattı. Bugün MÜSİAD olarak toplam 12 bin üyesi olan 60 bin işletmeye bulunan ve 86 yurt içinde 86 şubesi, yurt dışında 68 ülkede 181 noktada 12 bin üyesiyle birlikte Türkiye'nin ekonomisine, istihdamına ve sosyal ve siyasi hayatına yön veren bir sivil toplum örgütüyüz. Bu sivil toplum örgütü sadece tabela üzerinde yapılan bir tabela derneğinden farklı bir kuruluşumuz. 1990 yılında rahmetli Erbakan hocamızın talimatlarıyla TÜSİAD'a alternatif olarak kurulan ve bu birlikteliğin paylaşmayı ve ahlak, milli ve manevi değerlere haiz insanların, sahip insanların bir araya gelerek bu birlikteliğin devam etmesine yön veren hocamızı da burada rahmetle anmak istiyoruz. Ve müsiyatımızın kurulmasında emeği geçen, dünyadan ahirete irtihal etmiş abilerimizin ve kardeşlerimizi rahmetle ve bugün hala bu müsiyatın devam etmesi için gayret gösteren Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerimize, Genel Başkanımız ve bizim burada bu bayrak yarışında görev alan bütün arkadaşlarımı tebrik ediyor. Onların katkılarından dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Aksaray Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Titiz bir çalışmayla tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere her sene gıda paketi, alışveriş çeki, kıyafet yardımını düzenli olarak yapan Aksaray Belediyesi, 2017 yılında ihtiyaç sahibi ailelere 3150 adet gıda paketi, 9600 adet alışveriş çeki dağıttı. Aksaray Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü yine ihtiyaç olarak 300 adet çeşitli ev eşyası yardımının yanı sıra 38 engelli vatandaşa akülü sandalye, 23 engelliye ise manuel sandalye hediye etti. Aksaray Belediyesi başta öğrenciler için okul forması olmak üzere 5124 vatandaşa kıyafet ve öğrencilere kırtasiye yardımında bulundu. Kış mevsiminde 28 aileye soba dağıtılmış, sokakta yaşayan evsiz kimsesiz 300 vatandaş ise sıcak ve sağlıklı bir ortamda barınmaları sağlanmıştır. İhtiyaç sahibi her vatandaşın her konuda sıkıntıları giderilirken 293 kişiye ulaşım sağlandı. Yine 2472 ton kum ve çimento yardımı yapılan ihtiyaç sahibi vatandaşlara 8000 BİMS taşı dağıtıldı. Amaçlarının ihtiyaç sahibi her ailenin mutlu olmasını ve tebessüm etmesini sağlamak olduğunu belirten Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, "İstiyoruz ki bütün hemşerilerim mutlu, huzurlu olsun. Bizler belediye olarak her zaman hemşerilerimizin hizmetinde ve yanındayız. Tespit ettiğimiz ailelerin gıda paketlerini düzenli aralıklarla personelimiz evlerine kadar götürerek kendilerine teslim ediyor. Sosyal yardımlarımız her daim devam ediyor. İstiyoruz ki bütün hemşerilerimiz onların yanlarında, hizmetlerinde ve sahipsiz olmadıklarını bilsin." diyerek tüm vatandaşlarımıza "her konuda kapımız sonuna kadar açıktır" dedi. Aksaray Belediyesi sanat ve meslek eğitim kursları devam ediyor. Belediye bünyesinde hizmet veren Akmek Merkez'de verilen kağıt rölyef kursu, aynı fotoğrafın üzerindeki detayların kesilerek 10-12 katman halinde üst üste yapıştırılmasıyla oluşturulan çalışmalardan oluşuyor. Bu kurs bize aynen terapi gibi oldu bizim yaşımızdakiler için bilhassa. Ben torunlarıma yapıyorum, kızlarıma yapıyorum, kendime yaptım. Çok faydalı benim için, bizim yaşımızdakiler için. Yani yaşadığımızı hissettik. 50 yıldır ben elime kalem almamıştım ama buraya gelince gerçekten yani o kadar iyi hissettim ki kendimi. Ben psikiyatriste gittim, bu kadar tedavi olamamıştım gerçekten. Belediye başkanımıza da bize bu imkanları sağladığı için çok çok teşekkür ederim. Fotoğrafların üst üste yapıştırılmasıyla resme 3 boyutlu bir görünüm sağlandıktan sonra çiçek, yaprak gibi materyaller yapıştırılarak da resimlerdeki gerçeklik arttırılıyor.
psikiyatri destek alıyordum. Desteği bıraktım kursa geleli. Yani haplarımı da bıraktım, her şeyimi bıraktım. Başta eşim çok memnun bu kursa geldiğim için, çünkü psikolojim düzeldiği için. Belediye başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun Canan hocama, Şerif hocama, herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Kurs hocası Şerife İnci, kağıt rölyef kursunun en önemli özelliğinin fotoğraflarda oluşturulan derinlik algısı ve üç boyutluluk olduğunu ifade ederek çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Rölyef Aksaray'a 5 sene, bu 5. senem, 5 senedir rölyef kurslarında çalışıyorum. Ben geldiğimde Aksaray'da yoktu, bir akmek bünyemizde dağıldı. Kurslarımızı öğrencilerimizin, kursiyerlerimizin sayısı çoğaldı ve çoğaldıktan sonra 2 hoca olduk. Ve 2 hocamızın da kurs sayımız 241 öğrencilerimiz var. Şubelerimiz var. Benim geldiğimde tek şube vardı ama şimdi Allah izin verirse 4. şubemizi açacağız. Selimiye şubemiz açıldı. ADS şubemiz var. Ayrıyeten bir akşam kursumuz var. Karma eşleriyle geliyorlar. Çalışan kursiyerlerimizin istek üzerine açıldı o şubemizde. Kursiyerlerimizin neye faydası olarak düşünürsek çok faydası var her yönden. Yani maddi yönden, eğer maddi yönden faydası olan kursiyerlerimiz satıyor, kendine kazanç sağlıyor. Hediye yapıyorlar, torunlarına yapıyorlar, kızlarına yapıyorlar, arkadaşlarına yapıyorlar. Ama tek bir de çok güzel bir özelliği var ki, bu her kurs adına geçerlidir büyük ihtimal, terapi. Yani normalde benim öğrencimin gerçekten yani sayısı o kadar böyle terapiye gidip ilaç kullanıp bırakan hocam yani çok güzel geldi bu bana, hiçbir şeyi düşünmüyorum, çok rahatlıyorum diyen öğrencilerim sayısı çok yani. Tabii keyfi gelip de ortamı çok seven öğrencilerim de var. Bazen mesela sadece kağıt yapmak için geliyorum ama ortam da çok güzel hocam diye çok memnun olup dileklerini de iletiyorlar. Müdürlerimize iletiyorlar, bana söylüyorlar. Belediye başkanımızı yani çok çok teşekkür ediyoruz. Bize önem verdiği için, bu şubeleri açtığı için ve çoğalttığı için ellerinden geldiği kadarıyla bizleri hani rahat ettirmeye çalışıyorlar. Başkanımız olsun, müdürlerimiz olsun, hepsine çok çok teşekkür ediyorum. ...2019 Dünya Handbol Şampiyonası Avrupa elemeleri 5. grup son maçında A Milli Erkek Handbol takımımız konuk ettiği Yunanistan'ı 24-23 mağlup etti. Milli takımımız Aksaraylıların coşkulu desteğiyle yine kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Milli takımımız Aksaraylıların coşkulu desteğiyle yine kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Hafta sonu Hasan Dağı Spor Salonu'nda yaşanan milli maç heyecanında başa baş mücadelede Türkiye Yunanistan'ı tek farkla yendi. Handbol A erkek milli takımımız 2019 Dünya Handbol Şampiyonası Avrupa elemeleri 5. grup 6. son maçında Yunanistan'ı 24-23 yendi. Aksaray Hasan Dağı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını A erkek milli takımımız 13-12 önde tamamladı. Aksaray'da muhteşem seyircimizin önünde etkin bir performans sergileyen Ay Yıldızlarımıza bu galibiyet yetmedi ve takımımız Dünya Şampiyonası'na veda etti. Aksaray Belediyesi TV'de haftanın ardından öne çıkan gelişmeleri izlediniz. Bana bu fırsatı veren Belediye Başkanımız Sayın Haluk Şahin Yazgı'ya ve aynı zamanda Aksaray Belediyesi TV çalışanlarına, ailesine çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.